Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi soracak olursanız çok 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 iyiyiz. Peki neden dersiniz? Çünkü tam 90 bin aboneye ulaştık arkadaşlar. 100 bin olmamıza çok ama çok az kaldı. Bu yüzden sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepinizi tek tek sevgi ve saygıyla kucaklıyorum arkadaşlar. Tekrar belirtmek isterim ki arkadaşlarınıza bizden selam söylemeyi sakın ama sakın unutmayın. Bu macera tam 3,5 yıl önce başlamıştı. Ve ta buralara kadar geldi. Sizin destekleriniz, sizin sayenizde şu an 90 bin abone olmayı kutluyoruz. Hepinize 90 bin kez teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hiç belli olmuyor ama kral şarkıları biraz seviyoruz galiba, değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız, tüm oyuncaklarını karşımıza dizdik. İşte Remzi. Bir tanesi Necati'nin kıyafetini giymiş, bir tanesi kendi kıyafetiyle. Canan, Mirket, Şakir, Kadriye'nin elbiseleriyle Canan, Kadriye, Canan'ın elbiseleriyle Şakir, Şagir'in elbiseleriyle Kadriye, yine Şakirler, Necati ve diğer büyük oyuncaklarımız. Peki bugün ne yapacağız dersiniz? Arkadaşlar, evlerimizin arkasında birer tane oyuncak sakladık. 90 bin aboneye özel paketleri sizlerle birlikte açacağız. Aslında paketleri de şeffaf, yani görür görmez hemen anlayacaksınız. O zaman hemen videomuza geçiyoruz. Her Kral Şakir karakterine bir tane rakam verdik. Necati'ye 1, Şakir'e 2, Kadriye'ye 3, Canan'a 4, Remzi karakterine de 5 rakamını verdik. İşte Poppy çarkımız da burada. Poppy çarkımız hangisinde durursa onun arkasındaki rakamı açacağız. Bakalım oyuncaklarımız nelermiş. İşte çarkımızı çevirmeye başlıyoruz. Çarkımız dönüyor dönüyor. Kadriye'ye yakın durdu arkadaşlar. Çünkü Necati ile bayağı fark var. Kadriye'nin rakamı kaçtı? İşte burada arkadaşlar. 3 rakamını vermişiz. Yani Kadriye'nin ev maketinin arkasında bakalım hangi oyuncak var. Hemen şöyle elimizi maketin arkasına doğru geçirip bakalım hangi oyuncak çıkartıyoruz. Arkadaşlar ambalajını bile siz açamadım, o kadar düşünün yani. İşte karakterimiz burada. Sizce bu kim? Epey korkunç birisi yalnız. Onu şöyle karşımıza koyuyoruz. Bakalım sıradaki karakterimiz hangisi olacak? Çarkımız dönüyor dönüyor, bakalım hangisinde? Necati de durdu arkadaşlar. Necati kaçtı. İşte bir rakamı. Bir rakamın arkasında da Poli Pocket'in kelebek çantası. Bakalım onun arkasından hangi karakter çıkacak? Hemen onun arkasına doğru yaklaşıyorum. Paketi çıkartıyorum. Ve bakar mısınız? Bir dakika bakmayın. İlk önce poşeti açayım. Ve içerisinden oyuncağımız çıkıyor. İşte arkadaşlar Squid Game askerlerinden Kare. Galiba rütbesi çok olan buydu değil mi? Onu da hemen şöyle karşımıza alıyoruz. Necati'nin rakamını buradan kaldıralım. Bir de Kadriye'nin rakamını kaldıralım. Sırada Remzi, Canan ve Şakir kaldı. Çarkımızı çevirdik. Hangisinde duracak? Şakir'e yakın durdu arkadaşlar. Şakir neredeydi? İşte burada. İki rakamı. Hemen onun arkasındaki poşeti alıyoruz arkadaşlar. Bakalım onun arkasında hangi karakter çıkacak? Bu sefer size poşeti göstermiyorum. Çıkınca göstereceğim. Sesini duyuyorsunuz. Şu anda açıyorum. Ve işte arkadaşlar. Squid Game askerlerinden yuvarlak. Onu da şöyle köşemize koyuyoruz. Ve çarkımız dönüyor. Canan mı Remzi mi derken Canan'a daha yakın durdu arkadaşlar. Canan rakamı 4'tü. Yani butik maketimizin arkası. Bakalım onun arkasından hangi karakter çıkacak? Şöyle hemen elimizi uzatıyoruz. Poşetini açıyoruz. Ve işte karşınızda Squid Game askerlerinden Üçgen. Onu da şöyle diğer askerlerin yanına koyalım. Galiba eksik bir parça kaldı arkadaşlar. Kesin o da Remzi'nin arkasındadır. Hemen elimizi oraya da uzatıyoruz. Bakalım bu poşetten hangi karakter çıkacak? Ve tabii ki Squid Game kızı çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aslında bir oyuncak değil, anahtarlık. Fakat çok özel çünkü iki kat tahtadan oluşuyor. Yani kağıt değil bunlar. Gördüğünüz gibi tahta. Arkası da bu şekilde. Kalınlığı da gayet güzel ve gerçekten de sert. Bakınız kıvrılmıyor. Hemen şöyle diğer oyuncakları da incelemek istiyorum. İşte burada da Squid Game askerlerinden yuvarlak olan, onun da boyutları bu şekilde. Yani Squid Game kızıyla hemen hemen aynı gibi. Birazcık daha kısa sanki. Onun da arkası bu şekilde. O da yine tahtadan. Gayet sert. Şurada da yine Squid Game askerlerinden Kare var. Yine Squid Game askerlerinden Üçgen var.
Fakat bu Squid Game askeri değil arkadaşlar. Bu galiba emir veren kötü adam. Zaten çok kötü gözüküyor, öyle değil mi? İşte arkadaşlar, oyuncaklarımız bu şekilde. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda bana yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hemen aşağıda olan kırmızı butonu tıklayın. Hatta arkadaşlarınıza Mutlu Oyuncaklar'dan selam söylerseniz gerçekten çok ama çok mutlu oluruz. 90 bin aboneye ulaştığımız için tekrar tekrar hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve hepinizi tek tek kucaklıyorum. Sağlık, mutluluk, keyif ve istediğiniz her türlü oyuncak hep yanınızda olsun arkadaşlar. Notlarınız çok yüksek, okul başarınız daim olsun. Sizleri çok seviyoruz. Biz de kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.